Meneli Televizyonu'na hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Sibel Mazrek. Ki Global Anonim Şirketi Yöneticisi Kürşat Muratlı ile birlikte Ekonomi Dünyası'nda programında karşınızdayız. Bu hafta sosyal medyayı konuşacağız değerli izleyenler. Sosyal medya geniş bir alan, hayatımızın bir parçası haline geldi. Özellikle gelişen teknolojiyle birlikte hemen hemen herkes artık sosyal medya kullanıyor diyebiliriz. Bu hafta tabii ekonomi dünyasında sosyal medyanın ekonomik gücünü tartışacağız. Konuklarla birlikte konuklarımız olacak. Bir YouTuber karşımızda olacak. Özellikle sosyal medyada nasıl para kazanılır, neler dikkat edilmeli. Onlara değineceğiz. Fakat onun öncesinde sosyal medyanın ekonomik gücü nedir? Onu tartışacağız. Fakat bazı verileri açıklamakta fayda var. Çünkü özellikle sosyal medyada ticaret yapan kişiler bu verileri baz alarak ticaret yapıyorlar. İşte verilere baktığımız zaman We Are Social'ın raporuna, ikinci çeyrek raporuna göre 2020 yılında yapılan değerlendirmelere baktığımızda dünya genelinde 3.81 milyar insan sosyal medya kullanıyor değerli izleyenler ve bu veri dünya nüfusunun %49'una denk geliyor. Yani dünyanın yarısı sosyal medya kullanıcısı değerli izleyenler. Özellikle bunlardan yani bir kişinin sosyal medyada geçirdiği ortalama sürede aslında çok fazla. 2 saat 24 dakika olarak ön plana çıkıyor. Sosyal medya platformları oldukça geniş. Çok sayıda platformlar var. Fakat lider sosyal medya ağıysa Facebook olarak karşımıza çıkıyor. Bu verilere baktığımız zaman dünyada aylık 2.6 milyar aktif kullanıcıya sahip Facebook platformu. Onu takiben YouTube 2 milyarla takip ediyor. WhatsApp ise 1.6 milyarla. YouTube'dan sonra 3. sırada yer alıyor. Yani dünya geneline baktığımız zaman Facebook, YouTube, WhatsApp en çok kullanılan sosyal medya platformları. Fakat bununla birlikte Instagram'da var. Bunları takiben söyleyeceğiz önümüzdeki dakikalarda. İşte bu platformları daha etkin kullanmak için ve özellikle bu platformlardan para kazanmak için neler yapılmalı? Bunlara da değineceğiz ilerleyen dakikalarda. Fakat Kürşat Bey'e dönelim ve sosyal medyanın ekonomik gücünü tartışalım. Büyük bir araç aslında para kazanmak için aslında hem kolay bir platform fakat çok da çaba harcanması gereken, özellikle zamanın harcanması gereken bir sosyal medya ağı, sosyal medya yaşamı desek aslında yanlış olmaz. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz sosyal medyanın ekonomik gücünü? Tabii başlamadan önce seyircilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi sosyal medyanın gücü tabii sadece işin ekonomik boyutunda ya da sosyal yaşantıda değil. Aslında birçok şirketsel anlamda da sosyal medya ile iç içe olduğumuz artık bir yaşantıdayız. İşte çok güzel noktalara değindiniz. Yani sosyal medya kullanıcılarının 3 milyarı aştığını, yani dünya nüfusunun neredeyse yarısının sosyal medya kullanıcısı olduğundan bahsettiniz. Aslında işin şey kısmında da böyle. Hem kamu hem de özel sektörde de işin böyle olduğunu görüyoruz. Yani özel sektörde iş yapan şirketlerin en az yarısı sosyal medya kullanıcısı. Yani o şirketlerin bir sayfası, o şirketlerin bir hesabı, kurumsal kimlik hesabı ve buradan yaptıkları paylaşımlar ve müşterileriyle etkileşimleri mevcut. Aynı şekilde kamuda da bunu görüyoruz. Devletlerin kendi birimleri arasında, mesela bir belediyenin, mesela bir Bağdat Belediyesi gibi bir kuruluşun da kendi sosyal medya hesapları oluyor. Ve buradan vatandaşlarıyla o hizmeti götürdükleri, kamu hizmetini götürdükleri yerleşiklerle sosyal medya üzerine etkileşimde bulunuyorlar. İşte insanlar buradan kamu hizmeti aldıkları kurumlara şikayetlerini dile getirebiliyorlar. Onun dışında aynı şekilde hizmet ya da ürün satın aldıkları firmalara şikayetlerini dile getirebiliyorlar. O yüzden sosyal medya aslında çok boyutlu. Şimdi baktığımız zaman da diğer değindiğiniz konu işte Facebook'un, YouTube'un kullanıcı sayılarının büyüklüğünden bahsettiniz. Şöyle bir araştırmaya denk geldim. Eğer biz bu sosyal medyaların birer ülke olduğunu varsaysaydık, varsayımda bulunsaydık, tabii ki de dünya nüfusunun ilk 10 ülkesini oluşturan 5'inin bir sosyal medya hesabı olduğunu görecektik. Aslında dünyanın en kalabalık nüfusu Facebook'ta şu anda. Evet. Çin nüfusundan daha fazla. Tabii bunun belli başlı birkaç sebebi var. Hani Facebook'un büyüklüğünden de bahsettiniz. Bugün baktığımız zaman
Facebook'un piyasa değeri 500 milyar doların üstünde. Kendi başına bir firma, kurumsal firma çok ciddi bir ekonomik hacim yaratmış durumda. Bu aslında bizim 21. yüzyılın sonlarına doğru yaklaşırken geldiğimiz en büyük problemlerden biri olacak ileriki aşamalarda. Özellikle 2030 ve 2050'deki en büyük soru işaretlerinden biri de bu. Kurumsal firmaların elinde bulundurduğu güçten. Tabii ki de en büyük eleştiriler Birinci Körfez Savaşı'na kadar gidiyor. Yani bir kurumsal firma, Exxon Mobil gibi petrol firmalarının bir devleti manipüle ederek burada Orta Doğu'da, Irak gibi ülkelere askeri müdahalelerde bulunmaları aslında bu kurumsal firmaların güçlerinin ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığının en büyük emarelerinden, işaretlerinden biriydi. Bizi en çok ilgilendiren kısımlarından biri bu. Çünkü mevcut oldukları hem ekonomi, mevcut olduğu gelirler ve bunlara bağlı olan çalışan sayısı, etkileşimde bulundukları insan nüfusları gerçekten dünyanın birçok ülkesinden çok daha fazla. Geleceğin en büyük problemlerinden biri, evet, ulus devletlerin bu noktada bu kurumsal firmaların nasıl mücadele edeceği noktasında bir işin sosyoekonomik ve siyasi boyutu da var. Şimdi oraya çok fazla konuyu dağıtmadan biraz daha sosyal medyaya gelecek olursak, tabii bugün Facebook biraz da şeyden çok faydalandı. Biliyorsunuz Amerika'nın Birleşik Devletleri'nde Nixon'ın başkanlık döneminden sonra bu anti rekabet kuralları, anti yani rekabeti önleyici bütün yasalarda yavaş yavaş bir gevşeme oldu. Ne zamana kadar? Clinton dönemine kadar. Bill Clinton döneminde bu yasalar artık tamamen ortadan kalktı. Böyle olunca tekelleşmeler yoğun bir halde sürdürdü. Özellikle de işin medya kısmında 1970'lere kadar baktığımız zaman Amerika'da 30'dan fazla ciddi anlamda büyük medya kuruluşu vardı. Ama bugün günümüze geldiğimiz zaman bunlardan sadece 5'i kaldı. Çünkü diğer büyükler küçükleri satın alarak tekelleşmeye başladılar. Sosyal medyada da Facebook bugün baktığımız zaman bir sosyal medya tekeli olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda kendi bünyesi altında WhatsApp'ı barındırıyor. Instagram'ı satın almış durumda. Evet. Onun dışında LinkedIn'i satın almış durumda. Ve aslında birçoğumuzun kullandığı, günlük kullandığı birçok sosyal medya kuruluşunu tek bir çatı altında topladığını görüyoruz. Tek bir tekelleşme ve zaten bu yarattığı 500 milyar dolarlık ekonomi de bunun sayesinde oldu. Tabii ki de bunun riskleri var. Onu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. İşte İngiltere'de Facebook ve tarzı bunlara karşı açılmış belli davalar var. Biliyorsunuz Facebook'un CEO'su Mark'ın yargılandığı bir dava evet. vardı bu verileri sattığı üzerine. O konuya değineceğiz ama sosyal medya gerçekten sosyal medya kullanımı da çok yüksek artık. 2 saat dediniz, 2 saat 2 saat 24 dakika. 2 saat 24 dakika. Baktığımız zaman da orada da tek ilgimi çeken nokta, yani dünyada en çok kim kullanıyor derseniz Filipinler. Ortalama Filipinler'de nüfus başına, kişi başına sosyal medya kullanımı 4 saatin üzerinde. Filipinler bu konuda bir numarada. Sonra arkasından 3 saatin üzerinde 3 ülke geliyor. Biri Nijerya, biri Meksika, bir de Türkiye. Türkiye 3 saat 5 dakika ortalamayla dünyanın en çok sosyal medya kullanan 4. ülkesi konumunda. Bir de bununla bağlantılı olarak aslında nüfus artım oranlarının, nüfus artış oranlarının sosyal medya kullanımıyla bir doğru bir korelasyonu olduğundan bahseden başka bir araştırmayı da okudum. Ama hala ispata ve kanıta muhtaç bir araştırma. O araştırmada şunu söylüyorum. Sosyal medya kullanımı arttığı sürece nüfus artış oranlarının doğru orantılı olduğu varsayımı geliyor. Buna da örnek Japonya. Japonya'da kişi başına düşen ortalama sosyal medya kullanımı sadece 45 dakika. 1 saatin altında. Ve baktığımız zaman gelişmiş ülkeler arasında da nüfus artış oranının en az olduğu, hatta eksi olduğu ülkelerden biri de Japonya'dır. Yatırımlara döneceğim ama şimdi bu sosyal medyada geçirilen vakte baktığımız zaman insanlar yalnızlaşıyor mu? Siz hani nasıl görüyorsunuz bunu? Çünkü şimdi şöyle
sosyal medya alanında akademik olarak zaten araştırmalar yapan birisi olarak insanlar genellikle benliklerini farklı benlikler oluşturuyorlar sosyal medya evet. platformlarında. Aslında hayal edilen benlikler tamamıyla işte kendi benliğinden farklı bir benlik oluşturuyor genellikle çoğunluk kişi. Fakat yapılan araştırmalar şunu da gösteriyor. İnsanların çoğu kendilerini değersiz ya da yalnız hissettiği için birçok vaktini sosyal medyada harcıyor. İşte Filipinler önde dediniz. 4 saat çok ciddi bir vakit aslında sosyal medya için. Evet. Yani 24 saat işte 8 saat uyku falan deseniz. Yani günün neredeyse yarısını aslında sosyal medyada geçiriyor kullanıcılar. Bu ne anlama geliyor? Siz nasıl okuyorsunuz bunu? Şimdi şöyle ele alacak olursak, yani sosyal medyanın tabii ki de belli dezavantajları da var. Ama geçmişe nazaran sunduğu çok ciddi avantajlar da var. Şimdi benim aklıma 90'ların başı geliyor. 90'ların başında biliyorsunuz yine Körfez Savaşı 91'deki. Ben o dönemler Ankara'daydım ve bütün akrabalarım Irak Kerkük'te bulunurken onlarla iletişim yapmak gerçekten çok zordu. Tabii o zaman belli bir internet altyapısı vardı fakat bu Irak'ta yoktu. Öyle olmadığı için biz iletişim yapmak için telefon kulübesine giderdik. Jeton alır, telefon evet. kulübesinden Irak'taki akrabalarımı aramak durumunda kalırdım. Onlarla ayda bir iletişim kurmak için gerçekten çok zorlanırdık. Çünkü telefon düşmezdi, bağlanamazdık falan. Ama şu an sosyal medyada her gün, her an, her dakika ulaşabileceğim bir uzaklıktayım. O yüzden aslında sosyal medya burada uzakları yakın eden bir platform. Yani bizim o eski dostlarımızla, akrabalarımızla her ne koşulda olursa olsun bir savaş durumunda bir de artık iletişimde, etkileşimde bulunabileceğimiz fırsatları bize sundu. O yüzden burada bir noktada evet yani insanların aslında sosyal bağlarının güçlendirici etkisi var sosyal medyanın. Fakat tabii ki de sosyal medyanın bir de yan etkileri var. Yani sosyal medyada başlayan bir Arap baharından bahsedecek olursak bunun toplumsal da yan etkileri var. Ya da mesela Avustralya'da bir sosyal medyada lince maruz kalmış. 2007'de bir hanımefendi vardı. Orada Twitter fenomeni vardı. Ondan sonra bu linçlere dayanamayarak intihar etmişti. O yüzden bakacak olursak şu anda gelişmiş bütün ülkeler sosyal medyada belli yasaları ortaya çıkarıyor. Çünkü sosyal medya çok hızlı gelişti baktığımız zaman. İnternet altyapısıyla beraber çok hızlı uyum sağlamaya başladı. Ve bu uyumu sağlamasındaki en büyük sebep tabii ki de cep telefonu. Bazı düzenlemeleri de beraberinde getirdi. Onlara da değinmekte fayda var. Çünkü ekonomik tabii. açıdan da önemli aslında. Mesela Türkiye'de yeni bir sosyal medya yasası hayata geçirildi. Hı-hı. İşte bazı sosyal medya kullanıcı platformlarının temsilcileri Türkiye'ye temsilci atamak zorunda kalacak. Atamazlarsa belli para cezalarıyla işte reklam vermeme cezası gibi sosyal medyaya reklam verme yasağı getirilecek. Aynı zamanda işte bu şeyler sorumsuzluklar ya da eğer temsilci atamazsa bu cezalar artarak para cezasına dönüşebilecek. Peki firmalar özellikle işte Instagram, Facebook, Twitter, YouTube hani bizim bildiğimiz en çok kullanılan sosyal medyaları bu sosyal medya düzenlemeleri karşısında ekonomik olarak nasıl bir sıkıntı içerisine girerler? Şimdi şöyle tabii ki de sosyal medya düzenlemeleri mesela Avrupa ülkeleri Almanya, İngiltere örneğine baktığımız zaman orada daha çok oturmuş bir sosyal medya yasası var. Belli muhalefetler var tabii ki de yani bu Facebook tarafında, YouTube tarafında belli kanunlara. Bunlar da tabii ki de ilk başta hiçbir kanun mükemmel çıkmaz zamanla bu sisteme dahil olur. Fakat oradaki tabii ki de devletlerin haklı olarak yaptıkları şey şu, yani bir devletin en büyük gelir kalemi vergi. Şimdi siz bu sosyal medyadan vergi alamıyorsunuz. Şimdi normalde bir TV yani geleneksel yayıncılıkta, gazetede, dergi ve televizyon yayıncılığında siz reklam verdiğiniz zaman devlet bundan vergi alıyor. Fakat sosyal medyada hala böyle bir boşluk var bu alanda özellikle. Ve baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medya reklamlarının 2020'de 43 milyar doları aştığını görüyoruz. Türkiye'de de sosyal medya üzerinden verilen reklamın büyüklüğü 640 milyon TL'yi aşmış durumda olduğu için evet devletler artık burada bir vergilendirmeden yani buradaki bir vergi kaçağının önüne geçmek için belli yasaların
ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü gerçekten sosyal medya firmalar için, özellikle de kurumsal firmalar için en büyük reklam ve müşteriye ulaşma yöntemi. Bugün geleneksel yöntemler artık biraz daha ikinci planda kalıyor. Evet, önemsiz mi? Değil, hayır. Çünkü hala bugün baktığımız zaman sosyal medyada %40'lık bir pay varken reklam ve tanıtımda, mesela televizyonda %30'luk pay yerini koruyor. Gazetede bunu %5'in altında görüyoruz. Gerçekten orada bir daralma var. Fakat ama sosyal medya artık olmazsa olmazlardan, geleneksel yayıncının yanında kullanılması gereken bir müşteriye iletişim aracından biridir. Evet, çok yönlü tabii, dediğimiz gibi kullanılıyor. Biz tabii ekonomik gücü bakımından, ekonomik gücü özelinde tartışıyoruz. Şimdi tahmini medya ve reklam yatırımları 2019 yılı yıl sonu raporuna göre, bir rapor hazırlanmış. Dünyada medya yatırımları tahminen 640 milyar dolara ulaşmış. Fakat bunlardan medya yatırımlarından %47'si dijital mecralara yapılıyor ve dijital mecrayı da %29'la televizyon mecrası takip ediyor. Yani şunu görüyoruz, aslında bu bütün anlattıklarımızdan da aslında şaşırtıcı değil bu veriler. Daha çok dijital mecralara yönelmiş işte ticaret yapan kişiler, artık her neyse. Dijital mecralar dolayısıyla reklamlar açısından son derece önemli. Yatırımlar da o yönde dijital mecralara, sosyal medyalarına daha çok yapılıyor. Peki ilerleyen günlerde, şimdi tabii 2015 verilerine baktığımız zaman aslında 2 milyardan bir tık üstte sosyal medya kullanımı. Fakat evet, bir yıl içerisinde bu veri iki katına yükseldi. Sosyal medya yatırımları bağlamında neler söylersiniz? Özellikle şimdi tabii bütün sosyal medya ağlarında yapılan yatırımlar biraz da kurumsallaşmış zaten. İllaki güven sıkıntısı olabiliyor. Özellikle işte Instagram'a yatırım yapan çok sayıda kişi var, marka var. Fakat işte hani Instagram'dan alışveriş yapsam mı? Güvenilir olur mu? Çünkü tak diye ayağınıza geliyor. Belli bir şey ödemiyorsunuz. Evet. Sadece işte mesaj atarak ürünü sipariş ediyorsunuz, geliyor. Dolayısıyla her yerde olduğu gibi burada da bir güven çıkıyor ortaya. Bu yatırımlar sosyal medyayı nasıl etkiler? Özellikle işte büyümesi açısından bazı düzenlemeler var, vergiler var. Bu bağlantıyı nasıl kurabiliriz? Tabii onu konuya değinmeden önce şunu bir açıklığa kavuşturalım. Şöyle bir durum var. Hani evet, sosyal medya bir anda çok hızlı değişiyor. Yani 2 milyardan dediniz, katlanarak gidiyor. Bunun bir aslında sebebi şöyle. Şimdi biz kuşaklara bakacak olursak, yani baby boomers'a kadar gitmeye gerek yok. Hani 1946 doğumlu, 2. Dünya Savaşı ki dönemde doğan o kuşak değil, 1965 sonrası doğumlu olan belli bir nesli ele alacak olursak, oradaki X jenerasyonu. Bunlara X jenerasyonu tabir ettiğimiz grup genelde geleneksel yayıncılığı ağırlıklı kullanıyor. Yani nedir? Gazete, dergi, televizyon. Çünkü alışkanlıkları o yönde. Onların döneminde, özellikle ergenlik ve gelişme çağı, aynı zamanda gençlik dönemlerinde en sık yoğun kullandıkları teknoloji, karşılığında ellerinde olan imkan teknolojisi buydu. Televizyon, radyo, dergi ve gazeteydi. Fakat ondan sonraki gelen kuşak, millennials dediğimiz, millennium kuşağı da bahsedilir. 1981 ile başlar, 1981 doğumlular, 1996 doğumlulara kadar böyle bir millennials kuşağı var. Bu kuşak bilgisayarla tanışan kuşak. Benim de içinde bulunduğum kuşak budur. Bu kuşak gerçekten, biz televizyonla tanıştığım televizyondan bilgisayara ciddi bir geçiş yaptık. Yani biz bu dönemde, hem ergenlik dönemimizde hem gençlik dönemimizde, yoğun bir şekilde televizyon, gazete, radyo kullanımı yerine bilgisayar kullanıyorduk. Bu yüzden alışkanlığımız çok yoğun bir şekilde televizyonda olduğu için bizim sosyal medya ve internet siteleri konusunda gerçekten çok elimiz yatkınlığı var. Yani biz bir haberi almak istediğimiz zaman ilk, yani haberdar olmak istediğimiz bir flash bir haber, ani bir gelişme olduğu zaman ilk açacağımız şey televizyon olmuyor maalesef. Genelde bilgisayarımızı açıyoruz, oraya yönlendiriyoruz. Fakat bizden sonra gelen kuşak, özellikle de Z kuşağı, 96'dan sonra doğumlular olanlar da, bunlar zaten çocukluklarından beri cep telefonuyla tanışmış bir kuşaktan bahsediyoruz. Yani en çok vaktini cep telefonuyla geçirmiş olan bir kuşak. O yüzden onların da davranış biçimi tabii ki de cep telefonu bağlamında oluyor.
İşte bunu da nerede görürüz? Mesela çarpıcı bir örnek Mısır'dadır. Mısır'da YouTube kullananların şu anda %77'si millennials. Yani belli bir yaş aralığında 25-38 yaş grubu. Tam millennials dediğimiz kuşak YouTube'un, pardon yanlış söyledim, %60'ı. YouTube kullanıcıların %60'ı bu kuşağa dahil. Yani anlaşılıyor ki bir önceki kuşaktaki insanlar hala geleneksel yayıncılığı kullanmaya devam ediyorlar. Daha bir yoğun şekilde. Fakat işte kuşaktan kuşağa bu değişmeler devam ediyor. Bu yüzden de belli araştırmalarda şunu görüyoruz. İşte o dediğiniz yatırımlar, yani sosyal medyadaki yatırımlar, reklamasyon ve kurumsal firmaların oradaki belli kimlikleri oluşturmak için yaptıkları yatırımları, evet bugün hala bilgisayar çapında sosyal medya yatırımı yaparken daha çok bunu biraz daha cep telefonuna doğru kaydırdıklarını görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz hani siz bilgisayardan ulaşan bir kitle için reklam ve yatırım yapmak istiyorsanız bunu bir web sitesiyle ya da birkaç sosyal medya hesabıyla yapabilirsiniz. Ama iş cep telefonuna geldiği zaman artık mobil aplikasyonlar üretmek durumunda kalıyorsunuz. Evet, tabii pazarlamacılar artık Instagram'ı, Facebook'u, YouTube'u, işte her çeşit sosyal medya, özellikle en çok kullanılan sosyal medya, bu verileri göz önünde bulundurarak zaten bazı girişimlerde bulunuyorlar. Instagram'a bakacak olursak, Instagram'da özellikle son zamanlarda bir işte blogger anneler çıktı, influencerlar çıktı. Özellikle son 2-3 yılda bunların sayısı daha da arttı. Tabii Evet. hani bunun da siz de belirttiniz, doğum oranlarıyla orantılı aslında. Çünkü bebekler daha doğar doğmaz hemen önünde gördükleri şey direkt telefon oluyor. Çünkü doğum anında bile artık telefonla tanışıyorlar. Dolayısıyla şimdi bu platformlar gittikçe artıyor. Özellikle pazarlamacılar da bunların farkında. Bu kullanıcı sayılarının, kullanıcıların yaptıkları hareketlerin farkındalar. Instagram'da özellikle işte pazarlamacılar arasında en yüksek yatırım getirisine sahip ikinci sosyal medya olarak yer alıyor. Tabii bununla birlikte Facebook pazarlamacılar için birinci içerik dağıtımına sahip. Yani en çok yatırım aslında Facebook'a yapılıyor. Instagram ise ikinci sırada 34 yaşında ve daha genç olan kişiler, özellikle daha genç nesil aslında Instagram'ı kullanıyor. Facebook biraz daha sanırım daha yaşlı kesime hitap ediyor. Özellikle gençler de kullanıyor. Fakat 34 Evet. yaş ve üstü kişilerin daha Yaşlı çok demeyin de kullanıldığı. yani daha eski kuşaklara hitap ediyor. Evet, doğru. Fakat ama en çok da Facebook'un kullanıldığını, en çok kullanıcıya sahip olan bir sosyal medya ağının lider Tabii ki. sosyal medya ağı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Instagram'da 25 milyondan fazla işletme hesabı bulunuyor. Bu da ciddi bir oran ekonomik gücü Evet. anlamına baktığımız zaman ve 2 kat daha fazla görüyor özellikle bu Instagram videoları. Buna göre baktığımızda şunu da ekleyelim, Amerika'da birinci sıradaymış Instagram kullanıcısı oranında. Bu da şaşırtmadı aslında, küresel güç olarak Hindistan ikinci ve Brezilya üçüncü sırada yer alıyormuş. Bu pazarlamacıların en çok dikkat ettiği şeylerden birisi az önce de belirttiğimiz gibi en çok vakit geçirilen sosyal medya ağlardan birisi olmaları ve özellikle görsele hitap etmeleri. Çünkü özellikle ürünlerini pazarlarken bile özellikle işte videoların daha çok ilgi gördüğü belirtiliyor yapılan araştırmalarda. Pazarlamacılar da ürünlerini tanıtırken sosyal medyada özellikle videoları da kullandıklarını görüyoruz. Bu Tabii kapsamda ki. şimdi bu verileri göz önünde bulundurduğumuz zaman pazarlamacılar sizce nasıl bir ekonomi yönünde hareket etmeliler bu verileri göz önünde bulundurduğumuz zaman? Şimdi şöyle, tabii ki de yani bir firmanın olsun, bir kurumsal kimliğin ya da bir herhangi bir vatandaşın, bir kamu hizmeti yapan bir kurumun, yani kurum diyelim genel çerçevesinde sosyal medyada aktif olması tabii ki de artık elzem. Yani bu bir şart. Neden? Çünkü başka bir konuya değineceğim bağlantılı olarak. Şimdi hep Big Brother is watching us, işte Big Data, böyle bir Amerika'da eleştiriler var. Biri bizi izliyor, biri bizi gözetliyor diyorlar. Hani şimdi aslında bu günümüzdeki bu aşı tartışmalarında da çok bağlantılı bir nokta. Şimdi bu Facebook dediğimiz sosyal medya devleri ve aslında Facebook'un yanında bir de Google var tabii ki de. Bunlar çok ciddi anlamda veri depoluyorlar.
Yani nedir veriden kastımız? Öncelikle bu kullanıcılarını tanıyan bir yapay zekaya sahip bu altyapılar. Yapay zeka sizi tanıyarak ondan sonra sizinle ilgili notlar almaya başlıyor. Sizin davranış biçiminize bağlı olarak. Nasıl yapıyor bunu? Tabii ki de işte bu aşıda işte bize aşı yapmayacaklar bu Covid döneminde. Bize çip takacaklar gibi böyle birkaç komik tartışmalar var. Ben de bunu dile getiren arkadaşlarıma, dostlarıma hep şu eleştiri yapıyorum. Zaten cep telefonunuzda en ortalama bir cep telefonunda 5'ten fazla çip var. Yani bir daha bir aşıyla bu çipi takmanız size gerek yok. Ve cep telefonundan zaten kurtulamıyorsunuz. Eğer bir çip karşıtlığınız varsa önce cebinizdeki telefondan kurtulun. Çünkü şöyle, bu gördüğünüz cep telefonu aslında uzay teknolojisi. Yani askeri bir teknoloji, uzaya çıkabilmek adına geliştirilmiş bir NASA'nın geliştirdiği bir teknolojiden bahsediyoruz. Ve sonra zaman içerisinde, 15-20 yıl içerisinde bunun üretim maliyetleri düştüğü için commercialize olmuş. Yani daha son kullanıcıya kadar ulaşabilen bir teknoloji haline gelmiş durumda. Evet. Bu yüzden cebimizde bulunan bu telefonlar çok ciddi anlamda sizin her türlü davranışınızı kaydedebiliyor. Ve bunu belli bir veri Google'a, Facebook'a aktarıp depolayabiliyor. Mesela sizin siyasi görüşünüz. Yani sizin sosyal medyada yaptığınız herhangi bir yoruma ya da verdiğiniz bir fotoğrafa like yani beğenmeden sizin tahmini bir siyasi görüşünüzü tahmin ederek bunu depolayabiliyor. Ya da içtiğiniz bir içeceği beğenme ya da internetten sipariş etme ya da fotoğraflarını beğenmenize göre sizin neyi sevip neyi sevmediğinizi, hangi yemekleri beğendiğinizi ya da beğenmediğinizi bunu kaydedip bir veride topluyor. Ondan sonra yaşınızı, göz renginizi, saçınızın rengini, etnik kökeninizi, bunların tabii ki de hepsini çok kolaylıkla, hatta bunu birçoğunu size sorarak yapıyor. Sonra bizim dediğimiz işte o verileri, data dediğim, data points diye geçer bu, verileri topluyor. Topladığı zaman Facebook ve Google'un bugün de işte yargılanma sebebinin Amerika'da ve İngiltere'deki mahkemelerde en büyük yargılanma sebebi bu data pointleri satmasından kaynaklanıyor. Yani size ait olan verileri toplayıp sizden izinsiz olarak bunları reklam yapan firmalara satar. Tabii. Böylelikle bir reklam yapan, mesela siz bir tıraş köpüğü üreticisi olabilirsiniz. En basitinde erkekleri ilgilendiren konudan girecek olursak. Tabii ki de o tıraş köpüğü üreten firma nokta atışı yaparak doğru kitleye ulaşmak ister. Peki onun doğru kitlesi kimdir? Yani bu tıraş köpüğünü kime satabilir? Tabii ki de tıraş olan insanlara satabilir. Yani sinek kaydı tıraş olan insanlara yapar. Sakal bırakan insanlara değil. Peki bu bilgiyi nereden ulaşabilir? Nereden satın alabilir? İşte bu sosyal medya kuruluşları bunları satışını bu tarz firmalara yaparak kitleler halinde reklamını, nokta atışı müşterilerine ulaştırır. Ve böylelikle firmanın satışlarını hızlı bir şekilde arttırılmasını sağlar. Tabii özel hayatın gizliliği de burada tartışmalı bir konu haline geliyor. Tabii hatta ki. Çoğu kişi de şey diyor, yani benim konuştuğum bir şeyi bazen sosyal medyada gezerken yanda reklam olarak görebiliyorum. Bu da acaba dinleniyor muyum gibi sorular da neden oluyor. Fakat aslında veriler bu sosyal medya şirketlerinin elinde, aslında istediği gibi kullanabiliyorlar. Vaktimiz biraz daralıyor. Konumuza tamam. Gidelim. Bunları lütfen konuşmaya devam edeceğiz. Bizi bekliyor çünkü. YouTuber İpek Avşar bizlerle birlikte olacak. Sayın Avşar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, teşekkür ederim. Kusura bakmayın, sizleri beklettik biraz. Sosyal medya şimdi dediğimiz zaman aslında YouTuber'lar çok ön plana çıkıyor. Özellikle bu pandemiyle birlikte hatta izlenme oranları da kat be kat arttı diyebiliriz bu anlamda. Sosyal medya kullanımı da arttı aslında bakarsak genel olarak. Hem Instagram'da hem de YouTube'da çok aktif birisi olarak karşımıza çıkıyorsunuz. Özellikle Türkmen bir genç olarak da genç nesillere örnek olacak paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Özellikle sosyal medyada nasıl para kazanılır? Gençlerin en çok araştırdığı sorulardan birisi. Şimdi reklam da alınıyor, özellikle influencerlar, pazarlamacılar için olmazsa olmazlardan biri haline geldi. Özellikle yine altını çizelim, şu pandemi zamanında evde vakitler arttığı için sosyal medyada kullanım arttı. Dolayısıyla influencerlara, YouTuberlara da ihtiyaç doğdu diyebiliriz. Bu anlamda tecrübelerinizi paylaşır mısınız bizlerle? Tabii ki, öncelikle beni programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Şöyle açıklama yapayım. Instagram ve YouTube birlikte çalışan, aynı reklam tabanı ile birlikte çalışan iki farklı uygulama aslında influencerlar ve bloggerlar için. Şöyle ki sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi özellikle pandemi ile birlikte insanlar evlerinden çok fazla alışveriş yapmaya başladılar ve eskisi gibi çıkıp bir şeylere dokunarak, görerek, deneyerek bir şeyleri alma ihtimalimiz çok düştü. Böyle olduğu için de hali hazırda bu ürünleri kullanmış, denemiş, yani üzerinde giymiş olan insanları görmek büyük bir ihtiyaç doğurdu açıkçası. O yüzden genel olarak influencerlar kullandıkları ürünleri ve bu ürünler üzerindeki deneyimlerini insanlarla paylaşmaya başladılar. Böyle olduğu için de reklam veren şirketler, satıcılar influencerlara ulaşmaya başladı. Çünkü insanlar evet bazı platformlarda ürünlerle ilgili yorumları okuyup oradan bilgi sahibi olabiliyor. Fakat görsel içerikler bunlardan çok daha önemli olduğu için influencerlar ne giyiyorsa, ne kullanıyorsa, neyi öneriyorsa daha çok onlarla iletişim içerisine geçmeye başladılar. Tabii ki reklam veren şirketler de bunu fırsata çevirdiler. Şöyle Instagram ve YouTube üzerinden para kazanabiliyorsunuz bir influencer olarak veya bir blogger olarak. Birkaç çeşit para kazanma şekli var açıkçası. İlk önce Instagram'dan bahsedeyim. Şöyle ki link verme gibi bir ayrıcalık var Instagram'da. Şöyle mesela ben bir firmayım ve geliyorum diyorum ki benim bu parfümü tanıtırım. Parfümü kullanıyorum. Bir süre beğeniyorsam tanıtmaya başlıyorum ve bunu genellikle post veya hikaye olarak sizden istiyorlar. Bunun anlaşmasını en başında yapıyorsunuz zaten. Mesela firma geliyor diyor ki ben senden iki tane post ve iki tane hikaye istiyorum. Siz de diyorsunuz ki tamam ben senin bu parfümünü tanıtmak için senden iki post ve iki hikaye başına örnek bir meblağ veriyorum. 2000 lira istiyorum diyorsunuz mesela. Ondan sonra bunun tanıtımını yapıyorsunuz. Bu şekilde parayı kazanmış oluyorsunuz. Bir diğer yöntem de şu. Bu biraz önce bahsettiğim link yöntemi. Diyor ki sen benim parfümümü tanıt. Ben bu parfümü direkt olarak insanların ulaşabileceği bir link de vereceğim sana. Sen bu insanları bu linke yönlendir. Bu linkten alışveriş yapan insanlar için herhangi bir oran veriyor. Diyelim ki işte 100 kişi bu linkten alışveriş yaparsa %10'unu bu ürünün ben sana tekrardan geri dönüş olarak kazancın olarak vereceğim. Bir de bu şekilde bir para kazanma şekli var. YouTube'da da yine bu şekilde para kazanabiliyorsunuz. YouTube'un ekstra olarak para kazanabildiğiniz noktası da videolarınızın başına, sonuna veya ortalarına konan reklamlar. Şöyle ki bu reklamları siz seçmiyorsunuz. Bu reklamları YouTube kendi algoritmasıyla seçiyor. Mesela benim videomun başına bir tane reklam koyacak. Diyelim ki Sibel Hanım için reklamı daha çok kozmetik ürünleri olarak koyarken Kürşat Bey için daha çok örnek veriyorum otomotiv üzerinde koyuyor. İnsanların evet, biraz önce sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi kendi kişisel verilerini kullanarak aslında bu reklamları veriyorlar ki bu reklamlar üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. Peki İpek Hanım, bölüyorum kusura bakmayın. Şimdi tabii hep işin reklam kısmından bahsediyoruz. Ancak izleyicilerimiz de şunu bilmek ister. Tabii ki de bunları, bu reklamlı anlaşmalarını yapabilmek için belli bir kullanıcı sayılarına ulaşmanız lazım. Yani o influencer dediğimiz etkide bırakan, yani etkili insan rolünü bir biçimde kanıtlayabilmeniz açısından bu firmalara hem YouTube'da gerek YouTube'da olsun abone sayısı olarak ya da Instagram'da takipçi sayısı olsun ciddi belli rakamlara ulaşmanız lazım. Sizin tecrübelerinize dayanarak bu rakamlar sizce minimum ne olması gerekiyor? Şöyle ki bence benim tecrübelerime dayanarak söyleyeyim. Özellikle Instagram üzerinde çok fazla takipçi sahibi olan insanlara genelde reklamlar veriliyor ki doğal olarak insanlar hani daha çok bir kitleye ulaşmak istesin bu reklam veren firmalar, ama bence Instagram'ı düzgün kullanabilen her kullanıcıya belirli içeriklerle reklam verilebilir. Çünkü bir noktaya gelene kadar aslında çok çaba sarf ediyor o Instagram kullanıcıları veya YouTube kullanıcıları. O noktaya gelene kadar zaten hali hazırda bir kitleye sahip olmuş olabiliyor. Bu algoritmalar gerek Instagram'ın gerek YouTube'un algoritmaları çok çok karışık. Çok birbirinden ayrı birçok noktaya sahip.
insanlar sizi takip edebiliyor. İnsanlar sizin fotoğraflarınızı beğenebiliyor ama sizi hani buton olarak takip etmiyor diyelim ki. Sadece böyle arka planda takip ediyor. Veya evet. YouTube'da videolarınızı izliyor ama abone olmuyor. Bunlar da aslında algoritmaları daha da değiştiren noktalar. O yüzden evet çok yüksek takipçili insanlara reklamlar verilebiliyor ama küçük takipçi kitlesine sahip olan insanlara da reklamlar verilebilir. Şöyle baktığımız zaman eskiden Instagram'da beğenileri görebiliyorduk mesela postların altındaki. Ama yeni uygulamaların çoğunda beğenileri göremiyoruz. Eskiden görebildiğimiz zaman şunu fark ediyorduk ki mesela bir kişinin takipçi sayısı 90 bin. Ama herhangi bir posta gelen beğeni sayısı 200-300. Buradan da şunu anlayabiliyorduk. Ha, bu kişi takipçi satın almış. Organik takipçisi yok. Değil mi? Aynen öyle, o kadar takipçisi yok. Sadece belirli bir seviyede görünebilmek adına takipçi satın almış. Ama reklam Peki, veren Sayın kişi Avşar, bunu... Şimdi şunu merak ediyorum. Evet, takipçi zaten hani bu reklam almak için en önemli adım aslında. Takipçi olmadan reklam da olmuyor dolayısıyla. Takipçi kazanmak için neler yapılmalı? Çünkü az önce de belirttik, farklı benliklerde olan çok sayıda kişiler var. İşte farklı benlikler sergiliyoruz aslında çoğu kişiler olarak sosyal medyada. Biz olduğumuz için mi çok takipçi kazanıyoruz ya da kazanmıyoruz? Nasıl anlatabiliriz bu durumu? Takipçi kazanmak aslında bazen siz olduğunuz için, bazen de mevcut trende ayak uydurduğunuz için. O an ne göz önündeyse onu yapıyorsanız eğer, insanlar ister istemez sizi takip ediyorlar. Ama bazen de bu trendler gelip geçici olabiliyor, sizin de bildiğiniz üzere. Siz olduğunuz için sizi takip eden bir sürü de insan var ayrıca. Bir hesabı büyütebilmek adına yapmak gereken en büyük özellik tek bir konu üzerinde çalışmak. Yani sizi kimler takip etsin? İlk önce onu bir düşünmeniz gerekiyor hesabınızı açtığınız zaman. Hedef kitle mesela belirleme. Beni kimler takip etsin? Aynen öyle. O grubu bir belirlemek gerekiyor. Mesela ben yemek üzerine bir Instagram hesabı açacaksam, tarif vereceksem, beni genelde tarif arayan ve tarifleri uygulamak isteyen insanlar takip eder. O yüzden herhangi bir şekilde kendi hesabınızı, kendi markanızı, isminizi bilmek istiyorsanız tek bir konuya odaklanmanızı tavsiye ederim. Bunun dışında şunu da soralım, özellikle işte nasıl para kazanıldığı noktasında, işte belli bir takipçi sayısına sahipseniz özellikle reklam teklifleri geliyor. Bu reklam teklifleri geldiği zaman özellikle bu hukuki boyutunu merak ediyorum. Anlaşma imzalanıyor mu? Şöyle ki bir dijital zaten bir sözleşme geliyor ilk önce. Dijital sözleşmenin altına dijital imzanızı attığınız zaman bildiğiniz sözleşmeyle aynı anlama geliyor. O yüzden evet, sözleşme imzalanmış oluyor. Bir de biraz önce şunu bahsetmeyi atladım, ondan da bahsedeyim. Evet. Özellikle firmalar 10.000 takipçinin üzerinde olan Instagram hesaplarına daha çok reklam vermeyi seviyor. Çünkü 10.000 takipçinin üzerindeyseniz kendi hikayelerinizi yukarı kaydırarak link ekleyebiliyorsunuz. Böylelikle insanlar hemen o reklamı, sizin yapmış olduğunuz reklamı gördükten sonra hikayenizi yukarı kaldırarak o linke ulaşıyor ve eğer beğenirse ürünü alıyor. Bu YouTube için de şöyle, videolarınıza herhangi bir reklam konabilmesi için bir sene içerisinde 1000 tane aboneye ve 4000 saat izlenmeye ulaşmanız gerekiyor. Bundan azına eğer kanalınız ulaşmışsa YouTube sizin videolarınıza reklam koymuyor. YouTube'da biraz daha farklı tabii Instagram'a baktığımız zaman. YouTube'da nasıl para kazanılıyor? Çünkü belli bir izlenme oranına sahip olması gerekiyor sanırım kullanıcının. İşte 1000'in üzerinde bir izlenme aldıysa o zaman para kazanmaya başlıyor. Orada süreç nasıl işliyor? Orada süreç Instagram'a göre birazcık daha yavaş işliyor açıkçası. Eğer siz videoda bir üründen bahsediyorsanız ve bu ürünün linkini aşağıya bırakıyorsanız, o linkten insanlar alışveriş yapıyorsa aynı Instagram gibi para kazanabiliyorsunuz hızlıca. Ama YouTube'un sizin videolarınız üzerine koyduğu reklamlardan herhangi bir gelir elde edebilmeniz için Google AdSense üzerinden, daha doğrusu bir gelir elde edebilmeniz için o insanların reklamınızı izliyor olması gerekiyor. Atlamaması lazım.
Hani atlanabilir reklamlar oluyor ya Evet. videoların içinde. Atlamaması lazım veya o reklamı gördüğü zaman tıklaması lazım. Bunlar o YouTube'un para verebilecek algoritmalarından sadece bir tanesi. O kadar çok fazla var ki yani anlatsak gerçekten program süresini aşar. Evet, Ne doğru. kadar videomuzda insanlar kalırsa, ne kadar o reklamları izlerlerse, ne kadar o reklamları tıklarlarsa size belirli bir yüzde de Google AdSense ödeme yapıyor. Ben zaten şöyle bir ekleme yapayım. Hani şeyden bahsettiniz, yemek programı, işte doğru kitleye ulaşmak. Tabii ki de eğer mesela bir yemek programı çekecekseniz, sosyal medyada yemek tarifleri veren bir konsept oluşturacaksanız, mesela burada Google'da size yardımcı olabiliyor. Gerçekten Google'da mesela Google reklamı verirken siz bunu özellikle Google'a şunu yapabiliyorsunuz. Şurada kısıtlama yapabiliyorsunuz. Sadece şu yaş grubunda mesela 20 ile 40 yaş arasında Google'da yemek tarifi arayan kadınlara sadece bu reklamı göster. Ona göre Google size bir bütçe çıkartıyor ve en ucuz maliyette siz reklamınızı doğru kişilere yapmış bulunuyorsunuz. Aynen öyle. O kadar çok zaten size alt seçenek sunuyor ki yaş olsun, cinsiyet olsun, ırk olsun, bölge olsun, Tabii. konu olsun. Bunları spesifik olarak seçtiğiniz zaman spesifik insanlara gösteriliyor reklamlar. Sayın Avşar çok teşekkürler katkılarınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, YouTuber İpek Avşar'dan deneyimlerini dinledik aslında. Sosyal medyada nasıl para kazanılır ve o süreç nasıl işliyor onları değerlendirdik. Aslında çok zor gibi değil fakat aslında çok da emek harcanması gereken bir sosyal medya süreci diyebiliriz bu anlamda. Çünkü YouTuber'lara baktığımız zaman, influencer'lara baktığımız zaman bunlar hiç mi özel hayatı yaşamıyor diye de böyle sorular soruluyor. Çünkü Evet. ciddi vakitler geçiriliyor, ciddi emekler veriliyor. İşte gün boyunca bazen ne yaptığını anlatmak zorunda kalıyor YouTuber. Daha fazla izlenme oranına sahip Doğru. olması için ilerleyen zamanlarda böyle bir şey yapmayı düşünür müsünüz? Şahsen tabii ki de bir iş insanı olarak işlerimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de bu programı yapma amacı tabii ki de hemşerilerimize, Irak'ta bulunan Türkmen kardeşlerimize biraz dünyada neler olduğunu aktarabilmek adına yapıyoruz. Tabii ki de sosyal medya mecrası aynı televizyon gibi çok Evet. zorlu. Çünkü siz artık insanların önündesiniz. Mesela benim okuduğum bir makaleye göre TV efektten bahsedilir hep o makalede. Yani televizyonun etkileri. Televizyonun etkileri aslında sosyal medya ile çok benzer. Çünkü siz ciddi bir kitleye hitap ediyorsunuz. Yani her an bir ciddi bir kitleyi karşınızda bulabilirsiniz. Mesela İpek Hanım tabii ki de ilk Türkmen YouTuber'lardan benim bildiğim öyle girişimci kadın olarak ilk Türkmen YouTuber ve gerçekten de 4000 aboneyi aşarak çok başarılı bir yolda ilerliyor. Başarılarının da devamını diliyoruz. Şimdi tabii ki de toplumun göz önündesiniz. Göz önünde olduğunuz için TV efekt şunu kastediyor. Yani teori şöyle söylüyor. Siz insanların gözü önünde olduğunuz için insanlar biraz da sizi onlardan belliyor. Yani şu demektir. Sizi o insanın bir evine, televizyonuna girmiş oluyorsunuz. Normalde biz evimize davet ettiğimiz misafirler genelde aynı düşünce çerçevesine sahip olduğumuz ya da bir akrabamız, eşimiz, dostumuzu evimize misafir olarak davet ederiz. Halbuki siz o televizyonda, o YouTube'daki işte bilgisayarına bir anda sizi davet etmiş oluyor. Aslında sizi evine gelmiş bir misafir olarak görmeye başlıyor. Bilinçaltındaki davranış biçim böyle. O yüzden şöyle bir handikap ortaya çıkıyor. Siz yarın öbür gün böyle topluluk önünde konuşurken eğer o sizin izleyen insanın düşüncelerine, belki davranışlarına, yaşayış biçimine aykırı bir davranışta bulunduğunuz zaman kendi yaşantınızda çok ciddi büyük tepkilerle karşılaşıyorsunuz. Çünkü biz de yakınlarımıza genelde yanlış bir şey yaptıkları zaman aynı tepkiyi veririz. İşte sosyal medyadaki bu yorumlardaki hakaret içeriklerinin çok yoğun olması son yıllardaki sebebi de budur. O yüzden evet biraz popülarite kazandığınız zaman bu mecralarda, sosyal medyada normal sosyal yaşantınıza maalesef çok dikkat etmek zorunda kalıyorsunuz. Yaptığınız hareketlere, davranışınıza, söylemlerinize dikkat etmek zorunda kalabiliyorsunuz.
Türkiye'de biz bunun örneğini çok görüyoruz. Bir tweet atılıyor ve o milletvekili ya o siyasi kişilik ya da o sanatçı çok ciddi anlamda linç durumunda kalıyor, linç edilebiliyor ve kariyerinde çok ciddi zorluklar aslında yaşayabiliyor. Aslında ifade özgürlüğünü yanlış anlıyoruz burada. Yani şimdi sosyal medyaya baktığımız zaman sosyal medyanın bu kadar çok kullanılmasının nedeni olarak ben şunu görüyorum. İnsanlar işte bir televizyonda belli bir kısıtlama var. Argo kelimeler kullanamazlar. Sosyal medya ifade özgürlüğü açısından geniş bir yelpaze sunuyor. Dolayısıyla insanlar ben sosyal medyada İstediğim her şeyi söyleyebilirim, istediğim şekilde konuşurum, istediğim şekilde hareket eder, istediğim şekilde küfür ederim diye düşünüyorlar. Fakat sosyal medya düzenlemeleri işte bu açıdan bir gereksinim doğurdu. Bundan dolayı da bu tür kişiler artık bundan sonra ilerleyen yıllarda tabii ki de bu düzenlemeler değişecektir. Mutlaka güncellenmesi gerekecektir. Çünkü teknoloji gelişiyor. Teknoloji geliştikçe bu evet. değişimler yaşanıyor. Dolayısıyla bu tür şeylere artık maruz kalmamak istiyoruz açıkçası bütün sosyal medya kullanıcıları olarak. Özellikle işte bu sosyal medyada bu ifade özgürlüğünü biraz da daha iyi anlamak gerekiyor. Fakat son olarak da biz asıl özele gelirsek sosyal medyanın ekonomi etkilerinin bu kadar fazla olduğu bir süreçte son sözünüzü alayım. Programımızı kapatalım ondan sonra. İşte burada televizyonun hala önemini kavruyoruz. Çünkü televizyon gerçekten ciddi anlamda belli bir süzgeçten geçmiş yayınları yapıyor. Yani sağlıklı, doğru bilgi biz hala televizyondan alabiliyoruz. Yani geleneksel yayıncılıktan alabiliyoruz. Çünkü belli devlet kuralları, kanunu ve regülasyonlarına bağlı olarak sadece doğru bilgiyi televizyonda yayınlıyoruz. Sosyal medyada maalesef ve maalesef bunu da Covid döneminde çok fazla gördük. Evet. Ciddi anlamda bir bilgi kirliliği var. Sosyal medyada araştırma yaparken de bu bilgi kirliliği arasından sıyrılıp doğru bilgiye ulaşmada inanın ben de şahsen araştırmalarımda çok zorluklar çekiyorum yani. Araştırma yapılması, daha da derine inilmesi gereken bir sosyal medya platformu bir değil de sosyal medya platformlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla evet. aslında çok hassas bir konu. Birçok açıdan ele alınması gereken konu, psikolojik açıdan özellikle çok sayıda argüman oluyor. Tabii ekonomik açıdan baktığımız zaman da hem etkileri hem de aslında yan etkileri de bulunuyor demek yanlış olmaz. Fakat özellikle ülkelerin ekonomisine ciddi katkılarının olduğunu göz ardı edemeyiz. Teşekkürler evet. katkılarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bu hafta sosyal medyayı konuştuk. Sosyal medya çok geniş bir konu biliyoruz. Çok açıdan incelenebilir bir konu. Fakat biz de ekonomi dünyasında programı olarak sosyal medyanın ekonomiye olan etkileri, ekonomik gücünü konuşmaya çalıştık. Haftaya görüşürüz. Düşünceye dek hoşça kalın.